Evet sevgili dostlar programın birinci bölümünde ne yaptık? Üniversiteler nasıl seçilecek? Devlet, vakıf ya da Kıbrıs bu konular üzerine durduk. Ama bakalım e, ileride üniversite sınavlarına bir değişiklik olabilir mi? Ya da bunlar ilgili görüşler ne? İsterseniz gelin bu konuyu bir masaya yatıralım. Evet bu bölümün konu Okyanus Koleji kurucusu ve benim çok değerli dostum... ...ve gerçek eğitimci... Sayın Orhan Özbey, Sayın Özbey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tabii, Tabii sizinle hoş. program yapmak büyük bir zevk çünkü biz aynı jenerasyonlar içerisinde geldik. E, dershaneler, özel okulculuk, vakıf üniversiteleri yani konunun her tarafından tutan iki insanız. Evet. Say, Sayın Özbey hemen şuraya girelim, kısaca. Üniversiteye giriş sisteminden mutlu musunuz ya da sizce nasıl olmalı? Evet. Ya da çevrenizdekiler mutlu mu? <laughs> evet, teşekkür <laughs> ederim. Önce üniversiteye... ...çocuklarımızın girdiği bu günlerde hepsine başarılar diliyorum. Önümüzdeki hafta yine sınavları var. GGS, evet. LGS derken aşağı yukarı bu sene bitiyor. Şöyle söyleyelim Sait Bey. Bugüne kadar ÖSYM gerçekten güzel bir performans gösterdi. Türkiye'de hemen hemen büyük ölçüde herkesin ÖSYM'den memnun olduğunu biliyoruz. Güzel bir sınav sistemi oldu. Zaman zaman aksaklıklar problemler de olsa da ama genelde Türkiye'nin beğenilen bir kurumu. Ama şimdi trend başka bir zamanlar bilgiye değerli üniversiteye öğrenci alınacaktı ve bu oldu bitti. Fakat şimdi bilgi çoğaldı. Bilgiyi vermek de çok kolay olmaya başladı. Ama bu kadar çok bilgi vermek de çok gereksiz oldu ortaya çıktı. Branşlaşma çok öne çıktı. O açıdan biz şunu söylüyoruz. Bu saatten sonra artık üniversiteye giriş sınavları tamamen kalkmalı. Şunun için kalkmalı. Çünkü Geldiğimiz günümüzde şunu çok iyi anlıyoruz ki, işi ehline vermek lazım. İşi ehli kimdir? Bu genetik olarak planlanmış. Birileri mimar olacaksa bellidir o. Hmm. Mühendis olacaksa tamam. bellidir. Tamam. Hukukçu olacaksa, doktor olacaksa yani ne olacaksa genetiğinde yüzde 80 var. Bu. Tamam. İşte yapacağımız şey şu, biz temel eğitimden sonra ortaokul biter bitmez. Bitti çocuklarımızı yetenek, ilgi ve kişilik testinden geçireceğiz. Evet. Çok güzel testler var. Neredeyse yüzde %95 belirleyici testler tamam. var. Ve bir çocuklarımızın bir yetenek haritasını ortaya koyacağız. Hı hı, hı hı. Sonra bu yetenek haritasından hareketle bir de lise son sınıfta bir daha yapacağız. Lise sonda. Lise sonda yapacağız. Hı hı. Bu ikisini örtüştüreceğiz. ...ve ondan sonra bütün üniversitelerimize şunu söyleyeceğiz... ...sana hangi yetenekte, kişilikte, ilgide, öğrenci lazımsa... ...buradan seç, buradan davet et. Anlıyorsunuz. Üniversiteye giriş sınavı yok. Peki buradan şuraya girelim. O zaman siz buradan şunu mu demek istiyorsunuz? Mevcut üniversite giriş sınavı sisteminde adam çok yüksek puanla mühendis ya da mimar oldu... ...ama yeteneği vesairesi yoksa çıktığında... ...o zaman hiçbir şey yapamadan ya da çok az bir şey öğrenerek yapıyor. Esasında genetik yani yeteneğine göre seçim olabilse, olabilse o zaman bu çok daha başarılı bir hale gelir diyorsunuz üniversite girişte. Evet. O zaman gene hadi bunun alt, altına geçelim. Ki... Bu defa da liseler. Ha liseler. Ha şimdi liselere gelelim. Şimdi o zaman buradan oraya liseler sevk edecek olayı. Kesin. Sizin sözlerinizden ben şunu mu anlıyorum? Genel dediğimiz bir yeni adıyla Anadolu liseleri kalksın. Kalksın. Liseler meslek liseleri olsun ama akademik meslek liseleri olsun mu diyorsunuz? Kesinlikle öyle. Nasıl? bu saatten sonra yine şunu söylüyorum. Diyorum ki temel eğitimden sonra ortaokul bitti mi? Hı hı. Bütün liselerin hepsi akademik meslek lisesi olsun. Yani mimarlık meslek lisesi, hukuk meslek lisesi, tıp meslek lisesi, mühendislik, işletme, Güzel. her ne diyorsanız deyin. Ve böylece çocuklarımız ortaokuldan sonra meslek liselerinden birine yani nereye yeteneği varsa oraya gitsin. Sonra meslek sesi bitti. bitti. Lisenin son sınıfı. Oradan ki ben sınava girdim. Ya sınava değil de gittik üniversiteye girdim. Bir de evet. giremedim. İki Bir... tane tip var. Biri girdi, biri giremedi. Biri biri gire, gire, giremedi. Evet. Giren ne oldu? Giren gidecek akademik daha yüksek üniversitede okuyacak, mesleğini tamam. ilerletecek. Giremeyen ara eleman olacak. Evet. Ama Türkiye'de kimse mesleksiz olmayacak. Peki ben şimdi şunu soruyorum. Bakın, sizin söylediğiniz kariyer meslek lisesi. Oluyor. Kariyer meslek sesinden bahsediyorum. Günümüzde meslek lisesi seçse çocuk itiraz eder mi insanlar? Ederler. Gitmesinler, değil mi? Yani mevcut meslek liseler için gitmesinler. O zaman bu şekilde meslek lisesi olursa mesleğe yönlendirme olacağı için tercih edebilirler. Herkes tercih eder. Peki siz bunu Milli Eğitim'in yetkileri ya da YÖK'ün yetkileri paylaşıyor musunuz? Milli eğitim etkileri zaman zaman paylaşıyorum. Hı hı. Çok güzel buluyorlar. Uygulanması gereken bir proje olarak da söylüyorlar, paylaşıyoruz. Hı hı. Hı hı. Umuyorum, hı hı. umuyorum. Bunu yeni hükümetimiz kim olur bilmiyorum ama bunu uygular ve hakikaten bu Türkiye için çok başarılı bir proje olur. Çok doğru. Eğitimin yıllardır içinden çıkamadığı o sıkıntıları bertaraf eder Şunu olur. söyleyelim. Daha anaokulundan önce ben bir özel okulcuyum. Tamam anaokulu, ilkokul, ortaokul ise hepsi var bende. Var. Daha anaokuldan itibaren veli bana söylüyor. Üniversiteyi hangi oranda kazandırıyorsunuz? <laughs> Demek ki belirleyici olan o. Oh. Üniversiteye giriş. Doğru. Doğru. Daha oradan itibaren düşünüyorsa o zaman bu konuda bizim yapmamız gereken şey şu. Ve çok belirleyici olunca da her şeyi kilitliyor. Üniversiteye giriş sınavı kalkmalı. Bakın şu örneği vermek durumundayım Lütfen. ben Sait Bey. Bir çocuğumuz mimarlık fakültesini kazanıyor, çok iyi puanlarla kazanıyor, çok iyi puanlarla da mezun oluyor. Tamam. Geliyor, işe başlayacağı zaman. Ama bu çocuğumuzun hayal etme gücü yok, tasarım gücü evet. yok, üç boyutlu düşünemiyor, bütüncül düşünemiyor. Mimar olabilir mi? Olamaz. Olamaz. İşte biraz evvel e, konuk odasındaki dostumuz anlatıyordu. Bu işin başındaydı. Ne dedi? Kuyumculukta bükmesi için el yeteneğine bakıyoruz. Parmağı evet. kalın mı ince mi bakıyoruz. Ya bunlar çok önemli yani. Ha şunu söylüyor. Ne diyor? Diyor ki kuyumculuk meslek sesine mezun olan çocuk kuyumculuktan anlamıyor diyor. Evet. Ben de dedim? Anlamaz. Sebebi şu. Evet. Onu söylediniz. Sebebi şu. Eğer kuyumculuk meslek sesine yeteneğine göre girseydi o çocuk iyi bir kuyumcu olurdu. Ama o ne dedi? Hocam idari buymuş dedi. Aa, ...Avrupa'da böyle yapıyorlar. Evet, Niye söylemiyorsunuz söylüyorum. diyor değil mi? Ya, ben söyledim ya, dediğim zaman. Niye söylemiyorsunuz diyor. Niye söylemiyorsunuz ya? Peki efendim buradan tabii sayın Milli Eğitim'in çok değerli yetkililerine... ...ve YÖK'ün değerli yetkililerine seslenmek istiyorum. Ee, bu böyle değerli eğitimcilerin sayın oran Özbey gibi e, kişilerin... ...gerek üniversiteye girişte gerekse liselerin yapıları ile ilgili önerilerini... ...lütfen e, kulak veriniz, dikkat ediniz, üzerine araştırma yapınız. Her yeniliğin artı eksileri olabilir ancak e, üniversite girişte de mesela liselere giriş işte de e, liselerin yapılanı da artık gelecekte bazı değişiklikler olmasının şart gibi olduğu ortaya konulmuş oluyor. Efendim gelelim biraz da okulunuza. Şimdi tabii e, özel okulsunuz. E, burada şunu soracağım. Biraz evvel Vedi geldi kapıyı çaldı okul Dedi ki üniversite başarınız ya da TEOK başarınız ne sizin? Evet. E, bu çok doğal çünkü niye nokta oraya gelmiş işte. Aynen. E, peki şöyle söyleyeyim. Liselerde iki tür olay var. Bir akademik başarı bir de yaşam başarısı var. Sizin e, okullarınızda akademik başarı da üniversite girişi nasıldır? Evet. Ve nasıl hazırlarsınız? Nasıl hazırlarsınız? Niye evet. bunu söylüyorum? Pardon. Sevgili izleyiciler önümüzdeki özel okul seçiyorsunuz değil mi? Lütfen şunu soracaksanız. Somut beni, dersenler bitti. Nasıl Teokya'yı hazırlıyorsun? Nasıl üniversiteye giriş hazırlıyorsun? Somut buyurun. Evet. Sait Bey şu son gelişmelerden sonra biliyorsunuz artık dersler de kapanıyor. Evet. Artık öğrenciler nerede hazırlanacak? lisedeyken üniversiteye hazırlanacak evet. veya TAOK'a evet. yine ortaokuldayken hazırlanacak. Ama sizce bir sıkıntı yok hocam. Siz dersinizde altyapınız olduğu için sınav sistemini siz iyi bilenlerdensiniz. Evet kesinlikle. O, Dolayısıyla kadar yani. biz <laughs> tamamıyla kendimize artık TAOK'ta ve üniversiteye son sınıfta çocuğun başarılı olacağı bir yöntem için kapsamlı bir program yaptık. Çünkü buna mecburuz. Ne yapacaksınız? Dershaneler yok. Ne yapacaksınız? Hocam? Kapsamlı bir üniversiteye hazırlık programı hazırladık. Hı hı. Bir kitapçık dolusu bilgiz var. Onu temin edebilirler. <laughs> İsterseniz onu oraya bırakalım. Tamam hocam. Evet. TEOK için de öyle. Han geçmişte de TEOK'ta mesela geçen sene daha belki sene Türkiye'nin en başarılı okulu olduk. Hı hı. Fakat bu da yetmez. Şunu da unutmayalım ki gerek Özellikle üniversiteye girişte bunun bir bara sınavı olmadığını, <laughs> bir sıralama sınavı olduğunu bir unutmayalım. <laughs> çocuğum başarısızdır diye bir şey yok. <laughs> Çocuk çok başarılı. Ama eğer bir yere 50 kişi alınacaksa 50'den sonraki başarısızdır diye bir şey söylemek mümkün değil. Doğru, bir sırada. O da başarılıdır. Tabii. Ha, o zaman problem neredir? Yeterli üniversite yok <gülüyor> anlamındadır. <gülüyor> Dolayısıyla biz ya da Yeterli kalitede üniversite yok. Yeterli kalitede üniversite yok. Evet. O da işimin başka problemi. Hı hı. Fakat tabii şu da var. Ee, o bizim kolejlerimiz başından beri eğitim ve yaşam merkezi lejandıyla ortaya çıktı. Hı hı. Dolayısıyla biz sadece akademik bir başarıyı değil ama çocuğun mutlaka yeteneklerinin, kişiliğinin, ilgilerinin de nerelerdeyse onu geliştireceğimiz programlar uyguladık. Hı hı. Yüzlerce kulüp ve dolayısıyla biz bunun çok büyük ölçüde de faydasını gördük. Hı hı. Bakın çok yakın zamanda son dört yıldır dünya başarılarını, dünya birinciliklerini, ikinciliklerini, üçüncülüklerini Türkiye biz getiriyoruz. Hı hı. Sadece 2015 yılında Kenya'da yine dünya olimpiyatlarında dünya birinci, ikinci ve üçüncüsü bizim kolejimiz oldu. Evet. Buna da kalmadı. Bayan tenis takımımız dünya ikincisi oldu. İngiltere'yi 5-0 yendiler. Almanya'yı 3-0 yendiler. Ama son Avusturya'ya 3-2 yenildik. <laughs> Maalesef dünya birincisi olacakken dünya ikincisi olduk. Ve voleybol takımımız Türkiye birincisi. Buradan sayabileceğimiz yüzlerce başarı var. Çocuklarımız akademik başarının yanında nerede yeteneği varsa mutlaka o başarıyı tattırıyoruz... Dolayısıyla mutsuz çocuğumuz yok. Matematik yapamıyor ama ...gidiyor, bir resim birincisi oluyor. Belki tarihi yapamıyor... ...ama çok güzel bir şekilde... Yetenekleri yapmış. işte tabii, o çok önemli işte. Evet, bir başka ama mutlu. Mutlu. Yani hiçbir kompleksi yok çocuğumuzun. Çünkü hiç, her çocuğumuzun... ...mutlaka başarılı olabileceği bir alan var. Her çocuğun bir yıldızı var. Bir yıldızı var, onu tespit ediyoruz. Parlatmak lazım. Ve ona göre de eğitiyoruz. Peki sevgili hocam, şimdi biraz cümlelerinizce bir kelime çekeceğim. Kolejlerimiz dediniz. Hı. Bu evet. ne anlama geliyor? Yani tamam ben Bahçeşehir'de oturum, Bahçeşehir'dekini biliyorum. beylik evet. biliyorum, Avcıları biliyorum. Oralarda konferanslarda verdim. Galiba Güneşli'de de var da. Bu İstanbul sınırları dışına gidiliyor mu? Nedir? Evet. Buradan başka bir şey soracağım. Evet dediniz peki. Yani zincir okullar. Evet. Hemen bir soru. Zincir okulların yapısı nasıl olur? Gittikleri bölgelerde nasıl hizmet verirler? Zincir dersenler artıydı. Zincir okullarda artı mı olacak? Evet zincir okulların e, artısı var şüphesiz Hı -hı. var. E, ve bu senede biz okulla İstanbul okullarımıza işte Ankara'yı ekliyoruz, İzmir'i ekliyoruz. Bursa'yı ekliyoruz, Adana'yı ekliyoruz, Antalya'yı ekliyoruz. Kemerburgaz, Mimar Sinan yeni yeni kampüslerimizde devreye giriyor. Şimdi siz bir sistem kuruyorsunuz. Tamam. ...bu sistemi kurduktan sonra da sonra yavaş yavaş geliştiriyorsunuz. Geliştirdikten sonra da bütün yeni kampüslerine uyguluyorsunuz. Hı hı. Ve dolayısıyla her yeni kampüste, her yeni bir beldede bir yeni şey öğreniyorsunuz. Hı hı. Ve dolayısıyla bu hep size artılar katıyor katıyor. Ve dolayısıyla da sizin yeni kampüs açmanız kolay oluyor. ...eğitimi yaygınlaştırmanız kolay oluyor. Bu yöneyle de faydalı. Tabii ki bunu sürdürüyoruz, devam ettiriyoruz. Peki şimdi e, şuraya gelirim. Öğretim kadronuz var e, burada. Şimdi özel okullar seçilirken özellikle tabii ki e, somut olarak... üniversite giriş ya da liselere giriş soruluyor da... ...ikinci madde çok önemli. Akademik, akademik kadro üniversitelerde size de öğretim, öğretmenler soruluyor. Öğretmenler Şunu soruyorlar. Söylüyor. Devamlılık nedir? Tamam. İşte teknolojiyle uyum sağlıyorlar mı? Ya da vesaire vesaire. E, öğretim kadrosu nasıl seçerler özel okullara? Veya siz nasıl seçersiniz e, hizmet verilir? Zannettiğim kadarı bir yıllık anlaşmalar oluyor. E, Şikaye göre, başarıya göre devam ediyor. Ondan, sonra, bu kadar ondan sonra... Performansa ay, bağlı. Aynen diyor. öyle. Yıllarca Tabii. devam ediyor. Burada şöyle var, şöyle bir şey var. E, bizim kolejlerimize öğretmen alınacaksa... Hı hı. ...bu üç tane süzgeçten geçer. Hı hı. Önce gelirler, zümre bölüm başkanlarımız kendileriyle bir hı hı. görüşürler. Ardından ana bölüm başkanlarımız bunlara bir ders anlatır, şöyle bir bakarlar. Hı hı. Ardından bizim idarecilerimiz hı hı. kendileriyle görüşürler. Ve ondan sonra koleje evet. kabul edilirler. Ve ondan sonra önlerine bir performans programı konur. Bir yıl içerisinde o performansı yakalama sistemi. Yani kısaca şunu söylüyoruz. Sen fen bilgisi öğretmeni misin? Bu çocuklar sana teslim. Bunlara feni iyice öğret. Hı hı. Tek vazifen var. Feni iyice öğret. Hı hı. Sen coğrafya öğretmeni misin? Tamam. Bir yıl boyunca senin tek vazifen var coğrafyayı iyice öğretmek. Hı hı. Bizim onlardan istediğimiz bu ve onlar da bunun peşindeler şüphesiz hı hı. ve bunu oluyor. Tabii şunu söyleyeceğim: Genç öğretmenlerin uyumu sisteme uyumu çok daha kolay olabiliyor. Mesela biz çok erken teknolojiyi eğitime uygulamaya çalıştık. Tamam. Eski hocalarımız biraz zorlandılar. 45 ve 45 ve üst yaşlı hocam. Zorlandılar. Çok itirazlandılar orada. Evet, biz ilk yıllar dedik ki hem akıllı tahtayı kullanın hem de diğer tahtayı kullanın. Olmadı, olmadı. Efendim olmadı. Sonra <laughs> dedik ki yavaş yavaş artık mecburen buna geçeceksiniz dedik. Artık hemen hemen hepsinde akıllı tahta sistemine geçtik. Bunu uyguluyoruz. Peki şey var mı yani mi? mesela? Şimdi burada tabii öğretim kazısı birlikte şuraya geliyoruz. Altyapı mesela en çok şu yapılıyor veri tarafından. Ben şimdi ondan adına geliyorum yavaş yavaş. <laughs> mesela altyapı, laboratuvarlar, bununla birlikte sporla ilgili olaylar, bununla ilgili ne bileyim resimde vesaire. Altyapılar da nasıldır özel okulların e durumu? Tabii şimdi aslında zaten bizim temel özelimiz şu. Eğitim ve yaşam merkezi. Yaşam deyince de işini doldurmak gerekiyor. Tamam. Okullarımızın hepsinde hı hı. laboratuvarıyla, spor salonu sonunları... ...halı sahalarıyla, hı hı. jimnastik salonlarıyla, konferans salonlarıyla ve bazen onları aşan etkinlik odalarıyla. Aa, yani çok önemli hocam o. Gitar odası, ney odası, satranç odası vesaire bir sürü odalarıyla bütün bu imkanları sağlıyoruz. Çünkü çocuğumuz, ben şunu anladım, özel hı. okulcukta şunu anladım. Bir öğrenci okula sadece bir şeyler öğrenmek için gelmiyor. Kendisini ispat etmek, göstermek, hı hı. yeteneğini ortaya koymak, ben varım demek, arkadaşlıklar kurmak, ondan sonra eğlenmek ve eğlendirmek, hı hı hı. sadece öğrenmek. insan sadece bundan ibaret değil ki. Doğru. Bütün bunların hepsi kendisine gerekiyor. Doğru. Şimdi sevindirici bir nokta daha. Derslerler kalkıyor. Güzel. Çocukların artık hafta sonu var. Ben buna seviniyorum doğrusu isterseniz. Çocuklarımızın artık hafta sonları Sosyal da... Sosyal yaşamları var diyorsunuz. Sosyal yaşamları var. Evet e, çok e, güzel. Efendim şimdi 24 Haziran Pazar günden itibaren 5 Temmuz'a kadar e, yeni biliyorsunuz TEOK olayında özel okulların seçimleri söz konusu. Evet. Hatta bir madde de var, özel okulu seçtim diyorsanız devlet okullarını seçmeyeceksiniz. Öyle bir buton var. Ben şunu söyleyeyim. bir özel okulu seçecek kişi, iki dakikamız var. İki Kişi demeyelim, aile, anne baba, neye dikkat etmeli? Neye dikkat etmeli? Mesela sizin okulunuza geldi, neler sormalı, siz onlara ne vereceksiniz? Evet, ha, biz kendi okulumuzu anlatıyoruz. Hı hı. Okulumuz şu, bir defa şu, biz çocuklarımızı daha ilkokuldan itibaren test... Ortaokulda, lise. Bu çocuğumuzun ne yeteneği var? Evet. Neye ilgisi var? Hı -hı. Kişiliğine uygun. Hı -hı. Ve diyoruz ki, veliye de ve çocuğumuza da senin çocuğun mimar olur, senin çocuğun doktor olur, senin çocuğun çok sosyolog iyi. olur. Çok iyi. Diyoruz, ondan sonra aman çocuğumuzu hem siz hem biz bu yönde itelim, yazık etmeyelim. Evet, çok. Bir iyi. defa bunu sürdürüyoruz ve sonra. ...devam eden yıllarda o kulüplerde çocuklarımızı yetiştiriyoruz. Hı hı. Tattırıyoruz onları. Toparlıyoruz hocam. Hı hı. Biz bunları tattırıyoruz ve dolayısıyla da çocuklarımızı bu yönde yetiştiriyoruz. Ama bunun yanısına tabii birçok sosyal alanları kendi önlerine koyuyoruz. Sınav yapıyoruz, akademik hı hı. çalışmalar yapıyoruz. Evet. Efendim, Dünyaya gönderiyoruz. Yüzlerce çocuğumuz dünyanın çeşitli ülkelerine gidip evet. başarılara, sınavlara efendim yarışmalara katılıp duruyorlar. Başarılı oluyor diyorsunuz. Başarılı Peki. Oluyor. Efendim programın sonuna geldik. Özel okul seçerken neler dikkat edeceğinizi Sayın Özbey size bir bir izah etti. Programa katıldığı için Okyanus Koleji kurucusu çok değerli dostum Sayın Orhan Özbe bir kez daha teşekkür ediyorum. Sevgili dostlar yarın saat 19.15'te tekrar bir arada olmak dileğiyle hepinize mutlu bir akşam diliyorum. Evet. Teşekkür ederim. Abi, teşekkür ederim. Teşekkür ederim.